Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ilk önce şöyle inekleri salmadan başlıyoruz arkadaşlar. İneklerimizi salıp mereye kovacağız. Bugün yaylaya yolculuk yok. Bugün köyün etrafındayız çünkü hava yağmurlu. Yaylada biraz zorlanırız, o yüzden yaylaya çıkmıyoruz arkadaşlar. İlk önce ineklerimizi salalım. Merhaba kızlarım. Salam mı? Haydi. Kalk. Dur, salayım. Öyle kalk. Kalkabilirsin. Kız! Uyanda gitmeyeceksin. Şuradan aşağı ineceksin. Burada yeşillik var. Hoşlarına gitti herhalde. İnin güzellerim. Hış. Hadi. Sen bana eteğe gittin mi şimdi? Gitme. Ne oldu köpüş? Yavaş 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 tomurcuklanmış. Çiçekler açıyor. Bizim burada her şey geç olur. Şehir hayatına göre bir ay sonradan olur bizim burada. Baksana duman hala daha sis var. Sağlarda. Bakalım bugünden sonra açıyor hava ama. Ara ara yağar yine. Hadi biraz yağsınlar. Yine aşağılara gideceğiz. Şimdi yerler de yumuşadı. Hayvanların en sevdiği şey. Yağmur yağınca böyle. Ben buralarda biraz yayıtacağım bunları. Bunlar yanlışlıkla indi. Aslında diğer taraftan indirmemiz gerekiyordu. Yanlışlıkla buraya iniverdiler. Hasan ve annem de diğer kurbanlıklar, işte buzağıları, inekleri toplayıp diğer taraftan indirecekler. Onlar gelene kadar ben buralarda yayıtacağım bu kızları. Sonra da aşağıya ineceğiz. Dereye bakalım. Şişt, ne oldu? Neye bakıyorsun öyle? Bu arada yine çizmeleri giydim. Taş gitti çizmeye ya. Ne çıksana. Valla ıslanacak ayaklar çizme giymesek. İçinde taş var bunun ama çıkmıyor. Ben geçen gün şöyle bir tahta parçası buldum arkadaşlar, derenin kenarında. Ben bunu gemi falan yaparım dedim, can sıkıntısına. Bu da çantamı mahvetmiş aslında. Şöyle çürük, değişik bir şeymiş bu, çürük gibi bir şey. Olsa olur mu ki? Ben küçükken de böyleydim arkadaşlar. Yani ikizimle böyleydik. Biz her bulduğumuz şeyi, böyle merak ettiğimiz şeyi çantamıza doldururduk.
Sonra işte bazen annem makineye atarken hani kıyafetlerin ceplerine bakmayı unuturdu ve makineye giderdi böyle. Değişik değişik tuhaf tuhaf şeylerden toplardık böyle. Davardayken, koyundayken, inekteyken. Nedense böyle bir şeyimiz vardı. Hala da aynı devam ediyor. Baksana da ne yapacağım buna, değil mi? Buldun. Ne işine yarayacak yani? İşte bendeki de ayrı bir şey. Şöyle bir oturalım yapalım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Şöyle oturalım. İnşallah buradaymış. Ben çakımı çantadan çıkardım sandım da. Çıkarmamışım. Çantanın üstüne oturup yerler yaş. Ya burada çürümüş şimdi. Bir şey yapsan hemen kırılıyor. Derenin kenarından vurdum ben bunu da. Yongalardan böyle gemiler yapılırdı. O aklıma geldi. Hani onu yaparız dediydik. Kuruyunca iyice mahvolmuştu. Çantayı mahvetmişti orada. Hasan'dan annem indiremedi daha inekleri. Kız? Ne oldu? Köpeği tüylerini yalıyor. Manyak mısın ya? Bıraksana köpeği. Şu. Beş kulak. Yanaşma git. Ya ağzını niye sokuyorsun kameraya yavrum? Şuna bakıyorum, bu bir şey değil la. Vallahi bir şey değil. Kuru bir odu, çürük bir şey. Ben de işte vakit geçiriyor. Bir şey olacından değil yani. Lan oğlum kafam başım ya. Yalama. Ya yalama ara kafamı re. Allah. Gözlerinde kendimi görüyorum kanka. Tülü. Ha, öyle geril işte. Ne istiyorsun benden oğlum? Ha? Ya bak şimdi kız atınan ha. İnek süseceksin şimdi. Şu köpeği bir rahat bırakın ya. Köpek beni rahat bırakmıyor. Köpeği inekler rahat bırakmıyor. Herkes bir alem burada. Gemi yakıyoruz burada. Zaten çıt kırıldım bir şey. Bakın daha böyle bir şey oldu. Allah Allah, Allah Allah. Git ucuk eti, ete git ucuk git. Ucuk git re. Yine su. Arkadaki manzarayı görüyor musunuz?
bulutlar çökmüş. Altını düzleştirelim de gemiyi sür bari. Allah, geminin ne yapıldı? Gemi batacak. Çünkü delik oluştu arkadaşlar gemimize. Maalesef ki suya koyduğumuz anda bir dakika sonra gemimiz batacak. Ne soğuk var. Biraz daha oynarsam gemiyi kıracağım arkadaşlar. O yüzden bu kadar yeterli. Evet, çok sağlıklı güzel bir gemi oldu. Hemen şuradan çiçek koparıp gemimize bayrağını dikelim. Nasıl? 10 numara gemi olmadı mı? Nasıl, güzel oldu mu Barak? Ha, beğendin mi? Ben beğendim. İyi iyi, güzel oldu. İşte benim gemi de bu kadar olur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bayağı güzel güzel. İyi oldu. İnekler de yayılıyor şöyle. Ne bu soğuk yahu? Bugün kar yağışı gösteriyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Allah. Bayağı da soğuk bu ha. Şimdi bizim kızların yarısı aşağıya indi. Bu büyük inekler de burada. Şimdi yavaş yavaş şöyle yönlerini çevireyim ki bunlar da ben aşağı inince gelsinler arkamda. Ay çok güzel okuyorum, sizi kovmaya da giremiyorum şimdi. Nasıl yiyorlar hapır hapır. En iyisi sizi boğmayacağım artık. Hasan gelirken mi indirir? Ben tekrar mı çıkarım bilmiyorum. Çok güzel otlarım şurada. Kıyamadım sizi boğmaya. Ve aşağı dereye inmem gerekiyor. Çünkü aşağıda ekili tarlalar var. Onlara girerlerse işimiz kötü. Korkuyorum yani girerler diye. Bak şişka maksattan değil. Sen de yola indiler bile. İnşallah inmezler ya. İnmiyorlar gibi ama. Aracına inin aşağıya. Bakın millet soğanını ekmiş, biz de akıyoruz. Şu ortada şöyle giden sarımsak. Bunlara da soğanlar ekmişler de daha çıkmamış. Annem de geldi yardıma. İnekleri indiriyoruz. Biz de işte ekecektik aslında. Babam yerini dırmıkladı ama yağmur yağdı. O yüzden ekemedik. İşte hava açıyor ama bugün yağmurlu karlı gösteriyor da yarın falan hava açıyor. Artık yarından sonra soğan ekimine de başlarız. Bahçe işlerine. Bahçelere ekimler olacak. Bayağı yoğun bir şekilde inşallah. Duracağım sen ineklerin yanında. He? Duracağım ineklerin yanında. Üşürsün. Ben de gidelim, üşürmüş herhalde.
Saçı üst çırak mıydı? Çırak mı kıydı? Öğünden hiç üst tarafa çıkarasın, sonra biraz aşağı gitmesin. Ben de onun için Allah Allah. Üşürsün annem. Hatana ateş yakarsın bunları. Sahil donarsın. Ben bu... İçecektik ya bu. Ben oturup duramam ki ya. Otur dur, ben hiç oturup duramam. Gez atır ol. Şimdi ben de çantam devrenin üstüne kadar varır gelirim. Giyiyorsun da. Bundan işte yoruluyor. Ah, bir sopa, iyi sopa. Ne? İyi. İyi bakalım, üşürseniz ararsınız. Haydi bakalım. Annemle Hasan'a emanet ettim ben inekleri. Onlar yavaş yavaş dereye indirir. Ben de eve gideceğim. Evde işlerim var. Akşama yemek hazırlayacağım. İşte falan pişman. Öyle. Haydi bakalım. Eve bir gidelim. Bayağı bir yorucu bunlardı be. Hem soğukta insan yapamıyor. Baksana hemen bir iki saatte dondum ben. Anneme dedim üşürsün dedim. Montu vereyim dedim. Yok üşümem dedi. Ateş yakarız dedi. Bakalım. Ne yaparlar bilmiyorum. Üşürlerse artık ararlar beni. Ben de ATV ile mont falan getiririm. Dereler yine coşmuş. Evet arkadaşlar, ben hemen eve geldim. Biraz dinlendikten sonra akşam yemeklerini yapmaya başladım. Şöyle akşamdan nohut ve fasulye ıslamıştık. Bu nohut ve fasulyeyi akşamdan suda ıslarsanız daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Hem daha iyi özleşiyor yemekte arkadaşlar. Bakın burada sürekli pişirdiğim büyük fasulye var. Yani suyu koyduk. Bu haşlanacak akşamdan suyun içinde bekleyelim. Burada da yerli nohutumuz var. Bu da akşamdan suyun içinde bekledi. Şimdi de pişireceğim bunu da böyle. Evet bakın arkadaşlar, kuru fasulye haşlandı. İyice ezilmeden yemeğini yapacağız. Burada da nohutumuz haşlanıyor. Dışarı çıktım ben hemen. Size iki tane çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın sepetlerime. Çok güzeller değiller mi arkadaşlar? Bakın. Yumurta sepeti olarak kullanacağım bunu ama kıyamam ben bunu yumurta sepeti olarak kullanmaya ya. Baksanıza ne kadar güzel, ne kadar güzel işçilik. Şöyle kibar bir şekilde. Buna da artık evde yumurtaları falan koyarız. Baksanıza. Bu da çok güzel. Evet, bunların sayfasını aşağıya açıklama kısmına koyarım ben arkadaşlar. Daha boyutları var. İstediğiniz bir şekilde boyut da yaptırabiliyorsunuz. Ben bu şekilde boyut istedim. Bana böyle gönderdiler. Siz de isterseniz istediğiniz boyutta yaptırabilirsiniz. İlk güzel sepetimizle hemen yumurtaları toplayalım. Zaten çok az yumurtamız oluyor. Şu an tavuklarımız azaldı. Kıştan da yeni çıktığı için azıcık bir yumurtamız var. Bakalım içerilerde falan doluyor yumurtalar. Onları da toplayalım. Bir günde kaç tane yumurta toplayacağız. Ama sepet çok güzel ya. Çok beğendim. Birkaç tane daha ördüreceğim. Ama büyük boyutlarını ördüreceğim. Yazın böyle fasulye toplarız, domates, biber toplarız. Bence çok güzel olur. O yüzden biraz daha büyüklerini yaptıracağım. Bu biraz küçük. Bunlar. Bakalım kaç tane. 3 tanecik yumurta. Evet.
Arkadaşlar 3 tane yumurta bulabildim. Sadece. Bir saniye. Anne küçük yapmış. Büyüğünü alırız artık. 10 yumurta mı? Anne 3 yumurta yukarıdan buldum. 2 de şuradan buldum. 5 tane yumurta buldum. Zaten. Yafasa böyle aldım. Sen burada. Tavuklarımız yok ya. Tüm bunlar da ördek yumurtası. Ördek yumurtalarını da eve götürelim. Bunları da işte çorbaya işte böyle hamuru falan katıyorum. Keke pastaya güzel oluyor. Yani burada da tavuk yumurtası var. Daha tavuk yumurtası aldım. Şuradan da bakın kaz yumurtalarına. Kocaman var maşallah. Çok büyük değiller ama tavuk yumurtasının 2-3 katı diyebiliriz. Neyse bunları koyalım. Bunlardan cimci çıkacağım. Bizim iğmelik değil. Girsinler şu yerini tutmazlar. Hış, gir içeri. Hış, hış. Hadi. Evet, yumurtaları eve koyduk, topladık. Şimdi size sürpriz bir şey göstereceğim. Sürpriz yavruları göstereceğim. Çok güzeller arkadaşlar. Hadi. Bakın, samanlıkta hem de. Arkadaşlar şunlara bakın. Çok güzeller, çok. İki tane sarı var. Bakın şunlara. öbür günleri de alayım da. Gel. Annesinin kuzuları gelin. Şunlara bakın. Şu annesinin aynısı. Annesi aynı böyle. Daha birkaç gün oldu doğalı bunlar. Ne güzel sesleniyorsun siz böyle mıyır mıyır. Oy. Aslan gibi şuna bakın. Bunlar sürekli uyuyor. Gel. Oy. Kaç gün oldu daha bunlar doğalı bu bebekler. Nereye gidiyorsun kız? Sarı cümrüm oğuzu bakın oğuz uçunun. Oy. Buna bakın. Ay maşallah ya. Tamam anneniz taşır yoksa koyayım ben sizi. Hiç sesi de çıkmıyor şunun. Oy. Gel hadi gel. Kıyamam gel. Hadi gireyim bakalım. Pamuk gibi bunlar, pamuk. Nereye gidiyor bakın, tırmanıyor. Al git bakalım, hadi. Sen de gel. Seni de koyayım, gel. Hop. Hala bana tırmanıyor, aşağı ineceksin. Tırnaklarına bakın, batıyor şu an tırnakların. Çıkmayacaksın sen, tüyde duracaksınız. İşte oradasınız. Sarılın birbirinize.
Çok güzel oldunuz. Çok da ışıktan mı etkileniyorlar ki acaba? Şimdi inek getirmeye geldim de eksik inekler var. Yürü. Gel Selim'e bakalım benim güzelce Selim'e. Bak uğraştın mı benim çocuğum? Yürü. Salarım bak şu kuyu üstüne. Görürsün. Yürü. Tamam, para. Sağacaklar kız seni. Yürü. Allah. Buradan geçelim. Buradan geçelim. Büyük bat kızım. Vallahi. Çok iyi yere gidiyor. İşte. Uğraştıracak mı? Başka bir şey değil. Aşağıdan geçmesiydi ne oldu? Bakın bizim ağaçlarda tomurcuklanmış arkadaşlar. Hatta şu evin çatısında olan erik çiçek bile açmış. Buradaki diğer erik de şöyle tomurcuklanmış çiçek açma durumunda. Çok güzel. Bir an önce meyvelerini yiyelim. Değil mi? Şimdi cacığımızı yapmaya başlayalım. Keşke şöyle doğal salatalıklarımız olsaydı da onlarla yapabilseydik. Allah niye düştün sen? Yanlış kestim ya. Uzun zamandır yapmıyordum. Unutmuşum. Ben rendelemeyi sevmiyorum. Bu şekilde kesince daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Tercih meselesi. Şimdi ben bunu biraz iri kestim. Aslında böyle olmuyordu. Biraz yanlış kestim. Şöyle yapacaktık. İnce ince oluyor o zaman. Güzel oluyor. Bir an önce büyüse diyeceğim. Daha dikmeleri dikemedik ki salatalık yesek. Ben çok severim salatalık. Sen doğal yetiştirdiğin şeyleri özlüyor gerçekten. Yoğurdumu çıktım. Hemen buna tuz ekliyorum. Biraz daha salatalıklar tuzu sever. Biraz daha su katsak daha iyi olacak sanki. Karıştıralım bunları. Üzerlerine nane ve sumak ekleyeceğim. İkisi de cacığa çok yakışıyor. Şöyle sumak. Bir
da nane. Ellerimizi de keselim. 10 dakikamız kaldı. Pideler de çok güzelmiş. Yumuşacık. Gönderen kişiye Allah razı olsun. Kabul etsin. Rabbim. Evet, şöyle sofrayı hazırladım. Bir taraftan tarhana çorbası ve kuru fasulye. Evet, ezanımız okundu. Biz oruçlarımızı açalım. Bugünlük de bu şekilde olsun. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.